Evet, selam arkadaşlar. Köyciğiz'de esnaf lokantası nerede? İşte onu göstereceğim şimdi. Köyciğiz'de esnaf lokantası. Bir yerden bir yere gittiğim zaman en güvenilir restoranlar, lokantalar benim için esnaf lokantasıdır. Çünkü esnaf lokantası işlek olduğu için yemekler tazedir, lezzetlidir ve uygundur. Onun için mutlaka esnaf lokantasını tercih ederim. Size de tavsiyem, esnaf lokantasını tercih edin. Köyciğiz'de ikinci orta cami var. O caminin dibinde hemen gönül sofrası var. Birazdan göstereceğim. Köyümüzde işte Ziraat Bankası'nın oradan çalıştıra giderken ki büyük yoldan gelebilirsiniz. Şöyle hemen şurada bir meşhur bir demirci var. Demirci ustası. Abi çok teşekkür ederim, sana ne var ya? Ya da şöyle cami. Caminin dibinde hemen şöyle gönül sofrası. Şöyle biraz da yemekleri göstereceğim. Evet sevgili dostlar, gönül sofrasındayız. Köyciğiz'de gönül sofrası. Şöyle gördüğünüz üzere bugün hava biraz soğuk. Hem de biraz aslında birazdan fazla bayağı soğuk. Abi sağ ol. Çok teşekkür ederim. Kuru fasulye gerçekten bahsettiğinden daha güzelmiş. Beğendin mi? Evet abi. Afiyet olsun. Ben esnaf lokantasının gerçekten onun çok seviyorum. Böyle bak. Acı biber. Biz Adanalı olmasak da Adanalılar kadar acı biberi severiz ama bizim acımız sadece biberdir. Böyle. Kuru fasulye. Karaçam. Yayla fasulyesi. Şimdi bunu yiyeyim. Birazdan dışarıdan yorum yapacağım. Kuru fasulyeyi neredeyse yedim ama gerçekten anlatılır gibi değil. Yayla fasulyesi. Evet. Şimdi biz de geldiler. Yoğurtlamasız, yoğursuz. Hiç yapamayız. Biber gerçekten hem çok acı hem çok tatlı. Şöyle.
yoğurt. Yoğurt. Ve yoğurtlama. Bu da acı biber. Acı biber. Şöyle. Sadece acı biber kıtır kıtır. Mis gibi. Tavsiye ederim. Esnaf lokantası işte. Bunun için esnaf lokantası bunun için her öğünde mutlaka yoğurt, ev yapımı yoğurt. Yani marketten değil de ev yapımı yoğurt, doğal yoğurt. Sebze. Gördüğünüz gibi sofrasıyla hemen bitirdik. Sevgili dostlar, gönül sofrasında öğlen yemeğini yedik. Şimdi son durumu size anlatacağım. Evet, eksiklerini söyledim. Masada su yok. Normal olabilir. Ondan sonra normal ekmek var. Ben mesela kepek ekmeği de olsa alternatif güzel olabilirdi. Ondan sonra iki tane eksiği var ama kuru fasulye çam elinden gerçekten inanılmaz güzel. Bir porsiyon, hatta iki porsiyon da yiyebilirim abartarak. Ondan sonra yoğurt ev yapımı gerçekten çok güzel. Ondan sonra biber kıtır kıtır. Öyle biber hiçbir yerde yemedim ben. Sadece yaylada, o çam elinden yine yayladan geldiği için çok özel. Evet, Köyce'de gelirseniz gönül sofrası. Gelmezseniz eğer Köyce'de yaşıyorsanız gönül sofrasında kuru fasulyeyi mutlaka ama mutlaka test edin. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gönül sofrası Orta Cami'nin hemen karşısında. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir gün diliyorum.